Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mender ve gen fikrinden. Şimdi burada size kalıtımda olasılık kuranlarından ilk önce bahsetmek istiyorum. Şöyle sayfamı değiştireyim. Kalıtımda olasılık kuralları diyelim. Arkadaşlar iki tane kuralımız var. Bunlardan bir tanesi çarpma kuralı, diğeri de toplama kuralıdır. Biz genelde çarpma kuralını kullanacağız ama toplama kuralını da tabii ki size vereceğim. Şöyle yazalım. Kalıtımda olasılık kuralları. Olasılık kuralları. Arkadaşlar burada aslında matematikte kullandığımız olasılığı yapacağız ama daha basit düzeyde yapacağız. Yani matematikte biliyorsunuz çok karmaşık sorular çıkıyor karşımıza. Burada bize daha böyle çarpma açısından, yani olasılık kuralı açısından daha basit şeyler gelecek. Sadece önemli olan nedir? Önemli olan soruyu anlayıp o sorunun içeriğini problem olarak dökebilme. Yani işte bir denklem gibi düşünün. Denkleme çevirebilme aslında. Önemli olan bu. Geriye kalan kuralımız belli. Çarpacağız. Bulduğumuz sonuçları çarpacağız arkadaşlar. İlk önce çarpma kuralından bahsedeyim. Birbirinden bağımsız iki tane olayın arkadaşlar meydana gelme olasılıkları çarpılıyor. Tamam. Çarpma kuralı bu şekilde. O zaman şöyle yazalım. Çarpma kuralı. Birbirinden bağımsız iki olayın meydana gelme olasılıkları çarpılır. Şimdi mesela örnek veriyorum. Örnek. Arkadaşlar nedir? Mesela büyük R, küçük R. Çaprazladım büyük R küçük R. Şimdi benim burada bakın büyük R genotipini bulmam için bunun hangi olasılıkta oluştuğunu bulmam için bakın şuradan büyük R gelme olasılığı nedir? 1/2'dir. Buradan büyük R gelme olasılığı nedir? 1/2'dir. Çünkü ya büyük R gelir ya da küçük R gelir. Çarptığım zaman büyük R oluşma olasılığı ne olur arkadaşlar? 1/4 olur. İşte çarpma kuralı bu şekildedir. Olasılık yani şöyle düşün mesela bir parayı attığınız zaman havaya yazı ya da tura gelme ihtimali nedir? 1/2'dir. Hamile bir annenin çocuğunun kız ya da erkek olma olasılığı nedir? 1/2'dir arkadaşlar. İşte bunlar nedir? Bizim çarpma kuralımız dolayısıyla bu şekilde ortaya çıkıyor. Gelelim toplama kuralına. Toplama kuralı. Bu kural çok fazla kullanılmıyor arkadaşlar toplama kuralı ama şöyle birbirinden bağımsız gerçekleşen iki ya da daha fazla olay var arkadaşlar. Herhangi birinin meydana gelme olasılığı bireysel olasılıklarının toplamıyla hesaplanıyor. Yani şöyle bakın yazayım isterseniz ilk önce daha sonra örnek üzerinden göstereyim. Şöyle birbirinden bağımsız olarak gerçekleşen iki ya da daha fazla olayın herhangi birinin meydana gelme olasılığı bireysel olasılıklarının toplamına eşittir. Yani bakın şöyle düşüneceğiz. Şimdi ben yine RR'den gideceğim. Bakın çaprazlıyorum. Çaprazlama yaptığım zaman ne olur? Büyük R, küçük R ve küçük R. Şimdi ben burada diyeceğim ki büyük R'nin gelme olasılığı nedir? Şimdi iki tane olayımız var değil mi? Bunun ayrı gelme olasılığı nedir büyük R'nin? 1/4'tür. Bakın toplamında 1/4. Bunun gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 1/4. Peki ikisinin bir arada gelme olasılığı nedir? Topladığımız zaman cevabımız ne olur? 2/4. O da eşittir. Sadeleştirdiğimizde ne olur? 1/2 olur. Aslında toplama kuralı biraz daha uzun yola götürüyor. Biz en kolayından arkadaşlar çarpma kuralından gideceğiz. O yüzden toplama kuralını kullanmayacağız. Toplama kuralını yapmaktansa şöyle de yapabilirsiniz. Büyük R küçük R'nin gelme ihtimali nedir burada? İki tane büyük R küçük R var. Toplam dört tane
Genotipimiz var. O zaman 2 bölü 4'ten hop 1 bölü 2. Yani ayrı ayrı yapıp da toplayıp da işte onu sadeleştirmeye gerek yok. Direkt olarak da zaten bulabiliriz. Ama ben yine vermek istedim toplama kuralını. Çünkü olur ya karşımıza çıkarsa nedir diye sormuyor. Evet, bu şekilde kanıtımda olasılık kuralları. Dediğim gibi bunları arkadaşlar size sorularda çok iyi bir şekilde oturtacağız. Ama ilk önce bir sözel kısımlarımızı atlatalım. Daha sonra soru çözümlerine geçeceğiz. Şimdi gelelim Başat özelliğin derecesine arkadaşlar. Şimdi tek bir gen için düşüneceğiz. Bakın tek bir gen için genişletilmiş Mendel genetiği diyeceğiz ve Başat özelliğin derecesine bakacağız. O zaman genel bir başlık yazalım. Daha sonra Başat özelliğin derecesi diyelim. Tek bir gen için genişletilmiş Mendel genetiği. Mendel genetiği diyoruz. Genel başlığımız bu. Daha sonra arkadaşlar bir alt başlığımız da nedir? Başat özelliğin ya da başatlığın başatlık neydi? Baskınlıktı, değil mi? Başatlığın derecesi. Yani ne kadar baskın? Tam baskın mı? Yoksa eksik baskın mı? Bu gibi özelliklerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar burada başatlığın derecesinde ilk önce tam baskınlıktan bahsetmek istiyorum ki zaten tam baskınlık şu zamana kadar hep anlattığım baskınlıktı. O zaman şöyle diyorum. Bir tam baskınlık diyorum. Tam baskınlık. Nedir tam baskınlık? Allellerden birinin diğerine baskın olup fenotipte etkisini göstermesidir arkadaşlar. Alellerden birinin diğerine baskın olup fenotipte etkisini göstermesidir. Şöyle düşünün. Mesela büyük M, küçük M. Fenotipte ne ortaya çıkar? Büyük M çıkar arkadaşlar. Yani mor ortaya çıkar. Mesela ne olur? Büyük K, küçük K. Kahverengi, mavi. Ortaya ne çıkar? K çıkar. Yani kahverengi göz ortaya çıkar arkadaşlar. Bu tam baskınlıktır. Gelelim ikincisine. İkincisi arkadaşlar eksik baskınlık. Eksik baskınlık. Bunu yanlış hatırlamıyorsam diğer adı ekivalentlik. Ekivalentlik yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ekivalentlik olması gerekiyor. Evet. Şimdi burada eksik baskınlıkta şöyle bir durum söz konusu. Bazı genler yani aleller yan yana geldikleri zaman tam bir baskınlık kuramıyorlar arkadaşlar. Baskınlık kuramadıkları için iki ata bireyin arasında bir fenotip ortaya çıkıyor. Yani üçüncü bir fenotip ortaya çıkıyor. Biz buna eksik baskınlık diyoruz. Peki örnek vereyim. Mesela kırmızı renkli aslan ağzıyla beyaz renkli aslan ağzı bitkisi bir araya geldi. Ortaya ne çıkar? Pembe renkli aslan ağzı bitkisi ortaya çıkar. İşte ikisinin ortasında bir renk oluşuyorsa biz buna ne diyoruz? Eksik baskınlık diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Allellerin birbiri üstüne ya da birbirine tam baskınlık kuramaması sonucu ata bireylerin arasında bir fenotip ortaya çıkar. Bir fenotip ortaya çıkar dedik. Hemen yazalım örneğini. Mesela kırmızı aslan ağzı bitkisi ya da arkadaşlar ne dedik? Beyaz aslan ağzı bitkisi. Beyaz aslan ağzı. Ne olur? Bunlar çaprazlandığı zaman pembe aslan ağzı olur. Pembe aslan ağzı. İşte bakın ikisi arasında bir renk ortaya çıktı. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü de arkadaşlar eş baskınlık. Eş baskınlık. Bu da kodominantlık. Kodominant. Yani ikisi de ne yapıyor? Eşit olarak ortaya çıkıyor. Şöyle bir durum arkadaşlar. Annelerin her biri fenotipi ayrı ayrı etkiliyorlar. Yani aralarında yine tam bir baskınlık yok. İkisi ayrı ayrı etkiliyorlar. O zaman yazalım. Annelerin her biri fenotipe ayrı etki yapar.
Hayır, etki yapar. Bunu en iyi kan gruplarında görüyoruz. Mesela MN kan grubu, AB kan grubu gibi kan gruplarında görüyoruz arkadaşlar. M alleliyle N alleli yan yana geldiği zaman tam bir baskınlık ortaya çıkmıyor. MN kan grubu oluşuyor. Yine A ile B yan yana geldiği zaman tam bir baskınlık ortaya çıkmıyor. AB kan grubu ortaya çıkıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Kodominantlık diyoruz arkadaşlar. Evet, tek bir gen için genişletilmiş Mendel genetiğinde başatlık derecesini anlatmış olduk. Şimdi gelelim şöyle çoklu aller diyeceğiz. Çoklu aller. Nedir çoklu aller? Arkadaşlar, çoklu allerlerde Mendel'in çalışmasında hep iki tane aller vardı. Hani A işte morla beyaz veya işte buruşukla düz. Bunun gibi hep ikili aller vardı. Fakat ilerleyen zamanlarda yapılan çalışmalarda, araştırmalarda farklı allerlerin de yani bir gen üzerine bir ikiden fazla allerin de etki ettiği gözlenmiştir. O yüzden buna çoklu aller denilmiştir arkadaşlar. Nasıl mesela örnek verelim. İnsanlarda AB0 kan grubu arkadaşlar. Normalde şöyle düşünecek olursan kan gruplarına iki tane alel etki edecek olsaydı ya A kan grubu olurdu ya B ya da AB kan grubu olurdu. Ama kan gruplarına üç tane alel etki ediyor. A, B ve 0 alelleri etki ediyor. İşte biz buna ne diyoruz? Çoklu aleller diyoruz. O zaman yazalım. Mendel'in çalışmalarında hep iki allel vardır. Hep iki allel vardır. Fakat genlerin çoğu ikiden fazla allel taşır. Allel taşır. Yine örneğimizi verelim. Örneğimiz neymiş? İnsanlarda A, B, 0 kan grupları. Bu şekilde arkadaşlar bunları söyleyebiliriz. A ile B arasında bakın burada unutmayın. AB arasında eş baskınlık vardır. Eş baskınlık vardır. A ile B sıfıra tam baskındır arkadaşlar. Arasında tam baskınlık vardır. Tam baskınlık vardır. Şimdi burada fenotip yani kısaca gösterecek olursak A ile B birbirine eş baskın, ikisi de sıfıra tam baskın. Peki burada fenotip çeşidi ve genotip çeşidini sayarsak, burada fenotip çeşidi sayısı. Arkadaşlar fenotip çeşidi sayısı şöyle. Kaç tane alel var? Bakın kaç alel varsa üstüne eş baskınlığı ekliyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde biz bunu buluyoruz. O zaman yazalım. Kaç alel? Ya da allel sayısı deseydim daha iyiydi. Kaç allel varsa artı bir de eş baskınlık sayısı. Eş baskınlık sayısı. Kaç allel var? 3. Artı bir tane de eş baskınlık var. Kaç çeşit fenotip oluştu? 4. O zaman ne olur? Bakın. A, B, AB ve 0. 4 tane oluştu. Peki genotip çeşidi sayısı? Genotip çeşidi sayısı. Bu da eşittir ne olur? N çarpı N artı 1 bölü 2. Buradaki N allel sayısıdır arkadaşlar. 3 çarpı 4 bölü 2'den eşittir. 6 tane yani 6 çeşit genotip oluşur. AA, A0, BB, B0, AB ve 00. Tam 6 tane ne oluşur? Genotip oluşur. Kısa yoldan bulunma şekli bu şekildedir. Bu formülleri de size vermiş oldum. Evet, bundan sonra geçelim bir sonrakine. Pleiotropi diyeceğiz arkadaşlar. Pleiotropi. Nedir pleiotropi? Arkadaşlar bu da şöyle çoklu allelin tam tersi gibi düşünebilirsiniz. Bakın birden fazla allel sadece kan grubuna etki ediyordu. Çoklu allel, yani pleiotropide ise çoklu fenotipik etkiye sahip oluyor. Yani bir gen ikiden fazla veya işte birden fazla etkiye sahip oluyor. Mesela örnek verelim. Bezelyelerde çiçek rengini belirleyen gen aynı zamanda arkadaşlar tohumun dışındaki kılıfın rengini de belirliyor. Yani tek bir gen
birden fazla özelliği etki ediyor. Biz buna ne diyoruz? Pleiotropi. Çoklu allelin tam tersi gibi düşünebilirsiniz. O zaman yazalım. Genlerin çoklu fenotipik etkiye sahip olmasıdır. Sahip olmasıdır. Bunlara örnek olarak dediğim gibi bezelyelerde örneğimiz bu arkadaşlar. Çiçek rengini belirleyen gen aynı zamanda tohumun dış yüzeyindeki kılıfın rengini de belirler. İşte biz buna ne diyoruz? Pleiotropi diyoruz. Yani pleiotropiyi kısaca bu şekilde bilmemiz yeterlidir. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar tek bir gen için genişletilmiş Mendel genetiğini gördük. Şimdi iki ya da daha fazla gen için genişletilmiş Mendel genetiğini göreceğiz. O yüzden şöyle başlık yazıyoruz. İki ya da daha fazla gen için genişletilmiş Mendel genetiği diyoruz. Burada da iki özellikten bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi epistazi, diğeri de poligenetik kalıtım arkadaşlar. Poligenik kalıtım pardon. Epistazi diyelim ilk önce. Epistazi. Arkadaşlar epistazi şu. Şimdi durdurmaya ya da beklemeye neden olan bir lokusta arkadaşlar bir genin ikinci bir lokustaki başka bir genin fenotipik ifadesini değiştirmesine diyoruz. Yani böyle açıklayınca ilk başta anlamayabilirsiniz ama örnek olarak söyleyeceğim birazdan, o şekilde anlayacaksınız. Bakın, durdurmaya ya da beklemeye neden olan bir lokustaki bir genin ikinci bir lokustaki başka bir genin fenotipik etkisini değiştirmesine diyoruz. Aslında epistazinin genel anlamı durdurma ya da beklemeye neden olmak demektir. Yani genel anlamı bu. Biz bir lokustaki bir genin diğer lokustaki geni etkilemesine biz ne diyormuşuz? Epistazi diyormuşuz. Kısaca böyle yazalım bakın. Bir lokustaki genin diğer lokustaki, lokus neydi? Genlerin bulundukları yer değil mi? Diğer lokustaki başka geni etkilemesidir. Etkilemesidir. Biz buna epistazi diyoruz. Örnek verelim. Örnek. Arkadaşlar, Labrador köpekleri dediğimiz bir köpek var. Bunlar da normalde kürk rengi siyah ya da kahverengi olur ve siyah kahverengiye baskındır. İkinci bir gen var. Kıllarda pigmentin depolanıp depolanmamasını belirlemekte arkadaşlar bu gen, bu ikinci gen. Eğer ki bu gen dominant durumdaysa siyah ya da kahverengi olmasını sağlıyor. Ama çekinik durumdaysa arkadaşlar bu sefer genin ne olduğu fark etmiyor. Köpek sarı renkli oluyor. Yani şöyle bakın, açıklama olarak yazmayacağım. Bakın şöyle göstereceğim. Labrador köpeklerinde diyeceğim. Labrador köpekleri ben harflerle göstereceğim size. Şimdi siyah olmasını sağlayan gen büyük A. Kahverengi olmasını sağlayan gen ne olur? Baskın olduğu için küçük A olur değil mi? Şimdi bunlarda bir de pigment depolanmasını sağlayan gen var bakın. Pigment depolama. Eğer ki pigment depolanmasını sağlıyorsa büyük B'yi taşımak zorunda. Ama büyük B değil de küçük B gelirse ne olur? Birey sarı renkli oluyormuş. Eğer ki bakın birey büyük A'yı taşır, yanında büyük B'yi de taşırsa ne oluyor? Siyah oluyor. Ya da birey küçük A şeklinde ama yanında büyük B'yi taşıyorsa ne oluyor? Kahverengi oluyor. Kahverengi. Ama bireyimiz arkadaşlar büyük A'yı taşıdı. Ama yanında ne var? Küçük B var. Ne olur? Sarı olur. Veya küçük A oldu. Yanında küçük B var. Ne olur? Sarı olur. Bakın yanındaki şu önemli değil. Büyük A olsun ister küçük A olsun. Her durumda eğer ki yanında küçük B varsa sarı renkli oluyor. Biz buna ne diyoruz? Epistazi diyoruz. Bakın buradaki küçük B ne yaptı? Kahverengi ya da siyah olmayı
engelledi. Sarı renkli olmayı sağladı arkadaşlar. Epistasi budur. Epistasi ile ilgili gelin bir de poligenik kalıtıma bakalım. Bakın poligenik kalıtımı da şuraya anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın bunun bir devamı olarak şöyle göstereyim. Çünkü sadece bu videoda anlatacağım. Poligenik kalıtım kaldı. Yeniden başka bir videoya geçmeyelim. Başka bir sayfaya. Poligenik kalıtım diyorum. Bakın poligen o zaman nedir? Birden fazla gen anlamına geliyor değil mi? Arkadaşlar tek bir fenotip üzerine birden fazla genin etki etmesine biz poligenik kalıtım diyoruz. Bakın zaten poligen çok fazla sayıda genin bir fenotip üzerine etki etmesidir. O zaman yazalım. Çok sayıda genin bir fenotipe etki etmesidir. Tamam, bu şekilde söyleyeceğiz. Örnek verelim. Arkadaşlar insanlarda deri rengini oluşturan gen poligenik kalıtımla kalıtılır. İnsanlarda deri rengi. Hani bazıları buğday tenli oluyor, bazıları çok açık tenli oluyor, bazıları çok koyu tenli oluyor. İşte biz buna ne diyoruz? Poligenik kalıtım diyoruz. Mesela örnek verelim. 3 tane gen üzerinden kalıtıldığını düşünelim arkadaşlar. Aslında daha fazladır ama biz 3 tane üzerinden örnek verelim. Eğer ki hepsi homozigot dominantsa o zaman koyu tenli bireyimiz oluşur. Koyu tenli. Eğer ki diyelim arada bir rengimiz olsun. Mesela hepsi heterozigot olsun arkadaşlar. O zaman ne olur? Orta renkli olur. Orta renkli. Veya hepsi çekinik olursa, hepsi küçük harf olursa ne olur? Açık tenli olur. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. İşte Rusya gibi yerlerde yaşayan, hani oralar biraz daha açık tenli ya. Onlar nedir? O zaman hepsi küçük harfi taşıyor diyebiliriz. Ve arkadaşlar, bizler mesela biraz daha orta renkliyiz değil mi? O zaman biz heterozigotuz diyebiliriz. İşte Afrika'da yaşayan böyle daha koyu renge sahip olan kişiler homozigot dominanttır diyebiliriz. İşte biz buna ne diyoruz? Poligenik kalıtım diyoruz. Böylece Mendel genetiğinde arkadaşlar otozomlarda kalıtılan özellikleri anlatmış olduk. Otozom nedir? Vücut kromozomudur. Vücut kromozomlarında taşınan özellikleri anlatmış olduk. Sonraki videomuzda eşeğe bağlı kalıtıma geçiyoruz. Eşeğe bağlı kalıtımda işte X sisteminden bahsedeceğiz. X, Y sistemi. Diğer sistemlerden eşeğin belirlenmesinden bahsedeceğiz. Daha sonra bunların arkadaşlar memelilerde X inaktivasyonu dediğimiz bir olay vardır. Bundan bahsedeceğiz. Bağlı genlerden bahsedeceğiz sonraki videolarda. Daha sonra kromozom sayısı ve yapısı mutasyonlarından bahsedip sözel kısmı bitirmiş olacağız. Daha sonra da soru çözümlerine geçeceğiz. Yani ortama bir iki videomuz daha var arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.